Sena Elal'le Türk sporunun Cumhuriyet boyunca 100 yıllık muhasebesini demeyelim ama hikayesini konuşacağız. Çünkü sporda zaten Türkiye'deki son 100 yılın tüm ekonomik, siyasal, ideolojik çalkantıları, gelişmeleri, süreçleriyle ilintili olarak Türkiye sporunu farklı disiplinlerde ve genelinde ele almaya çalışacağız. Bakımdan da aslında Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılı, kurulduğu yıl aslında dünyada da sporların şekillendiği zaman, futbolun, basketbolun, voleybolun da zaten takım sporların ortaya çıkmasına denk gelen bir zaman. Yani tesadüfi bir yüzyıl değil aslında. Dünya sporunun da yüzyılı. Ve Türkiye'nin de buradaki yerini konuşacağız. Türkiye'nin buna intibakını konuşacağız belki. Belki ondan önce bu tam o 20. yıl başında Osmanlı'da ne vardı, neler toparlanıyordu 1923'e gelirken belki kısaca bundan bahsedebiliriz. Ne vardı spor envanteri olarak? Öncelikle hani yüzyılı incelerken sporda konuk ettiğiniz teşekkür ederim. Sizi Sokrates'te ağırlamak da bizim için keyif bir zamanda. O yüzyılın sonunda çünkü işin içerik üretim kısmında gelinen noktayı görmek açısından bizim de daha önce dergide işlediğimiz konulardan biriydi. Yani çünkü 1923'ten işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber aldığımız tabii ki bir Türkiye'nin spor tarihi var ama öncesinden sonuçta bağlantı olarak bir Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu öyküsü de var. Ve orada yüzyılın başında yani 20. yüzyılın başında aslında Olimpiyat Oyunları'nın kuruluşuyla beraber işte 1800'lerin sonunda 96'da ilk Atina'daki Olimpiyat Oyunları ve kabinde gelenlerle beraber aslında köken olarak işte Rum, Ermeni, farklı etnik kökenlerden bazı sporcular gidiyorlar ama daha çok davetle. O zamanlar çünkü böyle bir hani sanki elemeler bir şey yok ama resmi olarak ilk 1908 işte Aleka Mulos'un meşhur hikayesi var. Galatasaray Lisesi öğrencisi. 1912'de de başka sporcular gitmeye başlıyor derken aslında biraz da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber. Çünkü arada sonuçta Birinci Dünya Savaşı var. 1910'ları ortadan ikiye bölen. Sonuçta Osmanlı Devleti'nin işte zayıflaması, Balkan Harbi derken zaten oradan bir Osmanlı'nın işgali, bu topraklarını işgal ederken bir geçiş var. Oradalar spor olarak başka türlü bir hikayeye sahip. İşte 1900'lerin başında zaten futbol kulüpleri olarak hatta işte Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak 1903 zaten bildiğimiz hikayeler. Hala da tartışılan kimilerince sonrasındaki hikayelerle beraber. Onları da belki konuşuruz. Oradan başlayan bir tarih var aslında. Ama hep işte o zamanlar hikayeler daha çok işte işgal kuvvetleriyle maçlar veya işte daha farklı dayanışma maçları derken onun hikayeleri daha farklı değil. Ama 1920'ler gerçekten asıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber gelinen noktaya Osmanlı Devleti'nden tabii ki bazı kökler, gelenekler geçmiş. İşte sonuçta Osmanlı Devleti'nin kendi öyküsünde yurt dışından hangi kültürlerle ilişkide oldu işte Fransızlarla ya da İngilizlerle ilişkide olmasına bağlı olarak da ona istinaden de elbette o bağlamda belli sporların pratik edilme durumu var. Ama zaten bazı spor o dönem yok. Hatta yani Olimpiyat Oyunları tarihinde o dönemde işte halat çekme oyunları falan var. Hatta sanat eserleri yarıştırmaları falan yapılıyor. Farklı farklı spor dalları var. Bugün alıştığımız, izlediğimiz bazı spor dallarının oturması bile ya da kuruluşu bile zaten 1920'lerin 30'ları buluyor çoğu zaman. 30'larda basketbol salonlarda pek oynanan bir şey değil. 36 Berlin'de betonda açık havada oynanıyor Olimpiyat Oyunları. O yüzden aslında 100 yıllık tarih Türkiye Devleti'nin biraz sporun da tarihinin de aslında paralel olarak gelişimiyle de ilerliyor. Ama sonrasındaki yapınız hani bazı grafikler vardır ya şu nasıl gitmiştir, bu nasıl gitmiştir. Orada bizim geride kaldığımız çok şey oluyor maalesef. Yani sporun ilerleyişiyle bizim örtüşmediğimiz çok şey oluyor. Farklı sebeplerle. Spor hem futbol hem diğer bireysel branşlarda basketbolda aslında okullarda başlıyor. Aslında tabii. Amerika hikayesi gibi. Tabii. Galatasaray'ın zaten lise olarak bir adı var. Kulübe intikal edildi. Aslında Fenerbahçe'de St. Joseph kökenli bir takım kulüp bağlantısı var. Ve elit bir takım elit paşazadelerin aslında ilk başta ulaştı. Meşgale. Sonra aslında Cumhuriyet'le beraber bunu biraz daha o milli diriliş 10 yılda 15 milyon genç yarattık şiarıyla sağlıklı vücutlar, sıhhatli vücutlar yetiştirmeye dönüşüyor. Ve aslında olimpiyatlara baktığımızda da işte 36'da ilk altın var değil mi Mersin'de Ahmet? Evet. Ama sanıyorum dünyada da rekabetin ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçi de uluslararası bir kurumsallaşmaya beraber. Elbette yani özellikle hani sizin de uzmanlık alanınız gereği işin siyasi tarih ya da işte dünya tarihi kısmından çok ayırarak ilerleyemiyorsun. Hatta tam tersine çok girift ilişkileri olan bir alan spor. Çünkü devletler tarihinde de hatta liderler tarihinde de sporun hatta bazı liderlerin sporla ilgisi olmadığı halde malum çok hikaye de vardır. Yani en basit klişe söylemdir. Hani futbol üzerinden çok söylenir. Futbol kitlelerin afyonudur diye. Yani sporun da bu bağlamda çok fazla ilişkili olduğu alan var. Özellikle de bazen dolaylı yoldan var. Doğal olarak 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı bilhassa bütün spor tarihini çok net etkiliyor. Özellikle de Avrupa'nın göbeğindeki gerçekleştiği için çünkü birçok sporun gelişimi de. Orada Türkiye de etkileniyor elbette. Ama 30'lar mesela bir ara
şey dönemi, iki dünya savaşı arasında nispeten bazı şeylerin yapılabildiği, işte uluslararası oyunların yapılabildiği, bazı şeylerin oturmaya başladığı dönem. Türkiye'de tam o esnada zaten, 36 Berlin'de güreşte ilk altınını ve üzerine bronzunu alıyor. Meşhur işte Mersinli Ahmet, benim de hemşerimdir, her yerde Mersinli Ahmet şeyi vardır yani. Güreş zaten ta Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Zaten yağlı güreş var, profesyonel, normal minder güreşi de öğreti olarak çok önemli bir geçiş var. Bir ekol aslında Türkiye. Ve bir devamlılık var. Ve o şey aktarılmış. Nasıl işte aşçılıkta, şeflikte reçete aktarımı önemlidir. O bir reçete olarak geçmiş aslında. Onlu yıllar, onlarca yıl boyunca. Onun başında bir de o kitlesel hareketi de ve popülariteyi de yaratıyor. 36'daki o altın madalya. Yani düşünsenize, siz dünyada yer edinmeye çalışan yeni bir cumhuriyetsiniz. Kurulduktan 13 yıl sonra olimpiyatta güreşte hem de çok övündüğünüz bir sporda. Ki bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ün de sporla olan ilgisi malum. Zaten 30'larda orada ilk devletin sporla ilişkisi aslında oralarda çok başlıyor. Devletin sporu teşvik etmesi, işte sizin de bahsettiğiniz gibi yani gençlerin sağlıklı olarak büyüyebilmesi için. Sonuçta bir savaştan çıkılmış. O zamanlar yemeğe, şeye ulaşmak, sağlıklı gelişime ulaşmak her yerde mümkün değil. Türkiye ağırlıklı bir tarım toplumu. Onun üzerinden sporcu yetiştirmenin kolay olmadığı bir şey. O yüzden o kırsal, tarımsal alandan da doğal olarak güreş sporuyla alakalı bir kültürün oluşması çok da yadırganacak bir durum değil ki. Uzun yıllar zaten en hakim olduğumuz, yani başka sporlara gidiyoruz ama başarılı olduğumuz belki de tek spor. Evet. Yetiş spor aslında uluslararası er meydanında her milletin kendini gururla sunacağı bir alan oluyor. Hani Doğu blok ülkelerinde bunun en mükemmelleştirilmiş örneği var. Ki. Türkiye'de güreşi keşfediyor ve 30'larda itibaren. Güreş sanırım bugün artık yeni kuşakla falan bitmiş bir şey. Bizim çocukluğumuzda bile güreş maalesef bir milli meseleydi. Tabii. Ve insanlar güreşçileri çok yakından haberdardı. Bizim babamız kuşağında güreşçiler bayağı popüler, serbeti figürler. Şu an mesela işte 1-2 güreşçi dışında ezbere çok sayılacak işte çok başarılı oldukları için de onlar işte Taha Akgül'dü. Ondan sonra birkaç güreşçiyi sayabiliyorsunuz. Ama geçmişte giden milli takımı ezbere bilirdik. 90'ları falan ben hani 80 doğumluyum. Aynı jenerasyonuz. Böyle giden takıma heyecanla bakardık. İşte Greco-Roman'da kimle gitmişiz? Serbest'te kimle gitmişiz? Tabii aslında bu başka türlü bir aslında devamsızlığın da öyküsü. Yani 1930'lar 40'lardan 70'lere kadar ya da 60'ların ortası sonuna kadar aslında devlet spor yönetiminde belli istikrarlar, devamlılıklar var. İşte güreşte özellikle. Ama 70'ten itibaren bütün o siyasi çalkantılar ya da Türkiye'nin kendi öyküsü sporu da etkiliyor. Yani orada da mesela Gençlik Spor Genel Müdürlüğü dediğimiz yapının tabii belli isimleri değişiyor yıllar içerisinde. Beden terbiyesi. Kurum ismi değişiyor ama yapı değişmiyor. Ve o yapı sonuçta devlet tarafından atanan bir yönetici tarafından idare ediliyor. Ve genelde çok profesyonel amatör ayrımına da gireriz belki. O amatör ayrımında amatör şubelerden, amatör spor federasyonu o hükmeden taraf yapıda. Ve o nedenle de orada yönetici değiştikçe de yıllar içerisinde devamlılıkta problem oluyor ve o yönetiler çok geçmiyor. Zaten Türkiye darbeler tarihi sporu da çok etkiliyor. Özellikle 80 darbesi. Onun üzerinden güreşte aslında 90'lara kadar iyi geliyoruz. Çünkü işte Turgut Özal döneminde de aslında kitlesel olarak sporun insanların iyi hissetmesi için çok ciddi bir teşvik edilişi var. Başka sporlar da hatta devreye sokuluyor. Ağırlıkla futbol zaten çok öne çıkarılıyor. Ama güreşte de mesela işte Hamza Yerlikaya'dan Nazmi Avlucu'ya birçok önemli şampiyon çıkarılıyor aslında. Ama gerisinde o dönemde öğreti anlamında iki Rus antrenör var meşhur. Biri Şahmerdoğlu galiba, biri Şahmuradov. Birisi Greco-Roman, birisi serbest milli takımın antrenörü. Sovyet-Rus ekolünden çok etkilenmiştir zaten Türkiye coğrafi yakınlık olarak belli öğretilerde. Ama o kesildikten sonra da bir türlü devamı gelmiyor. Evet ara ara şimdi şampiyonlar çıkarıyoruz şey olmasın. Hatta kadın milli takımda da gayet iyi işler çıkarıyoruz ama o dönemki hükmedişten sonra 70'ten galiba biz 90'ların ortasına kadar madalya alamıyoruz. Yani evet. Şampiyonluk alamıyoruz. Yani olimpiyatlar boş geçiyor. Sıfır evet. Madalya. 76 evet. Ve 80. 80'ler zaten felaket geçiyor. Evet, ilk güreşte. 88'de bir evet. İlk Nehri Gencel evet. Güreş var çünkü ben çocukken çok önemli bir olaydı o. Evet. Bizim galiba şey vardı bu Foxcatcher filminde de geçer. Evet. İşte Karabacak. Meşhur. Amerikalı. Aynen. Güreşçi kardeşlerle mücadele etme anlamında. Ama ya 90'lar özellikle Turgut Özal dönemi önemli bir dönemdir evet. Spor için evet. Türkiye'de. Aslında artılarıyla eksileriyle. Ama oraya gelmeden aslında mesela 1948 evet. Londra hani Türkiye'de tam da 2. Dünya Savaşı'ndan evet. Sonra bir evet. Bir de böyle bir Türkiye'nin aslında tam kendini Avrupa'ya ispatlama dönemi. Türkiye bir yandan NATO'ya girmeye çalışıyor. Doğu Sovyetler Birliği tehdidine karşı. O sırada böyle hani Türkiye'nin kendini üstün ispatlaması gibi 1948 olimpiyatları böyle destansılaştıran bir anlatı olarak sonra uzun yıllar tabii. Giden bir şey. Ve yaşadığı muhtemelen de böyle bir sıradışı bir kült. Tabii. Mesela işte 30'ları konuştuk. 2. Dünya Savaşı'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki nasıl desem belli yapıların oturması. Pozitif negatiftir o ayrı mesele. İşte Doğu Blok'un olması, Varşova Paktı. Üzerinden zaten uluslararası spor kurumlarının kuruluşu genelde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraya çok gider ya da yeniden yapılanması diyeyim. Hı. Üyelikler safhası başlar işte. Türkiye birçok yerde üye olmaya çalıştı. UEFA'ydı, FIFA'ydı. Hatta bazısında Avrupa'dan üye yapılır, bazısında Asya'dan yapılır. Öyle bir tuhaf bir durum olur. O dönemde aslında Türkiye kendini de 2. Dünya Savaşı'nda bir taraf olmadığı için aslında sonra nerede bulunacağı da tam kestirilemeyen bir yapıdadır o savaş sonrası.
sonrası. O yüzden de 48 başka bir destansı anlatıya da sahip oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın çok zorluklarla geçen bir Türkiye. Savaşa girmediği için belki de daha büyük zorluklardan kaçılıyor. Ama bunun sayede da program öncesi telefonda konuşurken de ikimizin de aklına gelen konuydu ne konuşuruz diye. Sonuçta dünyada ciddi bir aslında savaşın etkisiyle beraber birçok ülkenin kendini yeniden bulma çabası var. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere. Yıkım içinde Avrupa. Tabii işte o her ülkenin zaten bir anlatısı vardır. 60'larla beraber, 50'lerle beraber boom. Ya ekonomik boom ya başka şeylerde. Nedir o patlama işte. İtalya'nın çok vardır hikayesi. Meşhur Fransız'ın 30 yıllık, muhteşem 30 yıl hikayesi vardır. Başka ülkelerin vardır. Türkiye'de o arada o tekrar kendini bulmaya çalışan ülkeler arasında kendini daha fazla gösterme şansı da buluyor aslında. Ve 48, 2. Dünya Savaşı'nda resmen hani böyle şarj edilmiş bir güreş milli takımı gibi o yarışamama, müsabaka olamama meselesiyle beraber 48'de hakikaten olağanüstü. Hatta kadro da iyidir yani sadece güreşte değil. Mesela bisikletçiler gider, iyi yarışırlar ki bisiklette hani şu an yol bisikletinde bisikletçi şu an göndermekte zorlanıyoruz. O zaman gönderiyoruz mesela 48'lerde, 50'lerde, 70'lerde hatta bisikletçilerimiz yarışıyorlar. Ama o güreş etkisi bambaşka. Yani en küçük kahvedeki ki o zaman televizyon var ne bir şey var. En küçük kahvedeki kahvehane duvarında da güreşçilerin fotoğrafları var. İsimler veriliyor. İşte Gazanfer Bilgeler'den Ahmet Atikler'e öyle bir etki yaratıyor ki hepsi şehir efsanesine dönüşüyor. Hepsi böyle bir hepsi o zaman siyasete girse aday olsa hepsi şey seçilecek boyutta olarak. O kadar popüler oluyorlar gerçekten. Bu konuda bir kitap da tavsiye ederim. Kemal Ateş'in de galiba. Çok güzel bir kitabı vardır. O dönemki güreşin aslında etkisini anlatır. Olağanüstüdür. Kişisel öyküler de vardır. İşte güreşçilerin yazdığı mektuplar vardır. Ki bu 48'deki başarı zaten 60'a kadar özellikle ağırlık da devam eder. Roma da çok efsanedir çünkü. Orada yapılan etkilediğim güreşte. Bir de 48'de tabii unutmadan uzun süre Türkiye'nin güreş dışındaki tek madalyası bronz 3 adım atlı. Aa evet. Sarar. Doğru. O da hakikaten sıradışı bir koşuydu. Yani Türk, çünkü 80'lerde bile Türkiye'nin herhangi bir atletizm madalya alması abes geliyordu. Biraz daha da olağanüstü, konjonktü vesaire. Madalyanın ötesinde gitmekte yani. Evet. O branşlarda sporcu gönderemiyoruz. Çok teknik, mesela biz teknik branşlarda çok geride kalmışız. Öğretide, o teknik mükemmelleştirmede bir... Çünkü ekol dediğimiz şey aslında Fransızca'dan gelmiş şey, okul. Yani biz okulu oluşturamamışız çoğu aslında başlayan branşlar. Mesela 36 dedik, 36'da Halet Çamben bir kadın sporcu olarak, hatta birisi daha var, adını unuttum, özür diliyorum. Eskrimde gidiyorlar. Neden eskrim? Çünkü bir Fransız ve İtalyan kökenli spor. O kültürlerden, Osmanlı'dan geçen bir alışkanlığı var. Yani ben de Sembeno mezunuyum. Bize ders verirlerdi yani, eskrim dersi verdi okulun müfredatının içinde. Eskrim, beden eğitiminden bahsetmiyorum, eskrim dersi vardı. O yüzden o dönemde okullarda da öğretilen bir şey ve o okullar da okuyabilen birçok genç de bu tip sporları öğrenerek geçiyor. Aslında müthiş bir okul oluşturma fırsatı evet. var o kültürden. Nasıl hani Hindistan yıllar sonra Anglo-Sakson sporlarını İngiltere'ye geçiyor ya ya da Avustralya. İngiltere'nin kendi mahkumlarını gönderip kurduğu ülke Avustralya. Spor kimliği evet. olarak birçok sporda geçiyor. İngiltere'de kitaplar çıkmıştır. Biz Avustralya'ya neden yeniliyoruz sürekli diye. Biz kendi icat ettiğimiz sporlarda yeniliyoruz diye. Türkiye için aslında neredeyse icat etti demeyeyim ama okul oluşturabilecek kadar iyi kaynak olan yerlerden, köklerden dalları saramamışız bir türlü yani çıkaramamışız. O aslında en çok konuşulması gereken konu herhalde ki hep kesintiye uğramakla hep dallar kesilmiş. Aslında bizde budarlar ağaçları daha göğe çıksın diye ama bizde çok fena kökten kesildiği için sanırım budayacak yer bulamamış birçok spor maalesef. 50'ler deyince bir de Türkiye'nin o zaman bir başka milli grubu vesikası 1956 Macaristan zaferi. Evet. Bu da uzun süre bir devam eden anlatıydı destanslaştırılan. Buradan aslında bir yapı da kısaca konuşabiliriz. Önce İstanbul, Ankara, İzmir, üç şehrin var olduğu bir yapı uzun süre. Tabii İstanbul domine etti ve aslında üç kulübün domine ettiği. Aslında şöyle de bir şey sorsam spekülatif olarak biraz. Tarihte başka türlü akıp da 3 büyük takımların domine etmediği bir senaryo olabilir mi? Yoksa bu olacak şey miydi? Türkiye'nin konuda istisnai olduğunu mu söylüyorsunuz yani? Hani 3 büyük kulüp yıllarca birçok özellikle futbol ağırlıklı olmak üzere çok futbolda, etkili oldu. Futbolda hani, çok hani tadışı bir hikaye. Mesela belli çok şehir şehir kentleşmeyi çok daha önce tamamlayıp daha desantralize olan ülkeler var. Yani İngiltere zaten bu konuda başka bir kültür. Birçok ülkeden ayrılıyor. En küçük yerde bile kendi takımını tutuyor, yerel takımını. Ama bizde bir daha böyle bir İstanbul'da santralize olmadığım var. Tabii bunda lig yapısıyla da alakalı. İşte İstanbul Ligi oynanıyor bu. Şimdi yıldız tartışmalarında da çok geçen muhabbet. 4 yıldız mı, 3 yıldız mı muhabbeti. Hani İstanbul Ligi'nin şampiyonlukları katılmalı mı, işte Türkiye şampiyonu. Biraz onun da etkisi var. Yıllar içerisinde başka şehirlerdeki kulüpler çünkü biraz sonradan kuruluyor. Onun da etkisi var. Yani evet. baktığınızda kuruluş yıllarına çok eski değil. Evet. O yüzden de insanlar genelde evet. o yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinden takım tutma şekillenmiş. Evet. Biraz onun da etkisi var. Evet, büyük kulüpler. Soracaktım. Evet. Yani ulusal lig evet. en sonunda evet. futbola geliyor. Basketbol benzerdi. Aslında Türkiye'de birçok ulusal düzeyde kurumsallaşma 60'lara buluyor. Tabii. O zaman kadar tabii. hep yerel ve şehir düzeyinde ve tabii ki İstanbul'a ağırlıklı. Muhtemelen Adana'daki, Denizli'deki insan 40'larda, 50'lerde
zaten Fenerbahçe'yi de Galatasaray tutuyordu. O kalıcı olarak intikal etti. Hatta en kötü kurulduktan sonra bile ikinci takım olarak tutuyorlar. Ben de Mersin'de büyüdüm mesela. Mersin İdman'ın maçlarına giderek tutardık ama herkesin bir ya Galatasaray, Fener, Beşiktaş'tan birini tutmuşluğu var. Sonra tabii Trabzon başka türlü sonradan, hatta Trabzon'un hani kuruluşu bile başka takımların birkaç takım birleşimiyle oluşan. İşte şehir takımı kültürünün aslında anlatan hikayelerden en önemlisi Trabzonspor'un öyküsü aslında. Dördüncü büyük olma öyküsü. Şimdi 50'ler bir de yani hakikaten tam İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkeler daha kendini bulmaya çalışıyor. Yeni isimli ülkeler var. İşte Federal Batı Almanya diye bir ülke gelmiş. 1954'te Dünya Kupası şampiyonu oldu. İşte o meşhur yenilmez Macaristan hikayesi zaten. O Macaristan'ı yenmek bir de o dönem şöyle de öykü var. O zaman televizyon yayını dediğimiz şey çok olmayan bir şey. Kaydediliyor ve bir yerden belki izliyorsun. Ama meşhur işte Halit Kıvanç'ın anlatımları vardır sonradan arşiv lerden çıkan. Ama hani orada en önemli şey anlatı da yazılı basın veya radyo üzerinden çok gidiyor. O da bu tip spor hikayelerinin aslında çok önemli bir şey. Türkiye spor tarihinde anlatıyı da çok kuvvetlendiren bir şey. Menkıbeştiriyor. Kesinlikle. Sözel kültürün parçası. Kesinlikle. Yani edebi bir anlatı devreye giriyor. O zaman gazetecilik, yazarlık çok önemli bir yerde. Evet. Dünyada önemli bir yerde, Türkiye'de de önemli bir yerde. Hecvan Tefsikar'ı diye o dönem aynı bir konsept var. Aynen. İşte İslam Çukuni'nin bu kadar efsaneleşmesinde, onun gibi birçok gazetecinin efsaneleşmesinde aslında o anlatı, tasvir. Çünkü o maçı herkes izlemiyor. Herkesin izleme şansı çok zor. Bu şey hikayesi vardır. Ali Sami Yen'de Neşeter Samaks maçını herkesin... herkes ben de oradaydım der ama yani 100 bin kişinin orada olmuş olması lazım. Herkes orada. Çünkü öyle bir anlatılır ki herkes oradaymış gibi hisseder aslında. Evet. Onun biraz öyle bir şeyi vardır. Sen oradaymışsın gibi hayal edersin çocukken, küçükken. Biraz 56'nın nesiller ötesi öyle bir anlatısı var. Nesilden nesile geçen. İşte İbrahim abi de anlatır İbrahim Altısay. Yani o ne kadar etki ettiğini jenerasyon olarak o döneme 50'lere 60'lara. Bir yandan o dönem Türkiye'den bazı futbolcular işte bunun etkisiyle zaten yurt dışına da gidiyorlar. İşte Şükrü Güresinler, Can Bartular, Metin Oktay gibi geliyor. O dönem yurt dışına transfer olması futbolcuların acayip bir şey yani. O 50'ler dönemi futbolda çok önemli. 60'lar da çok önemli. O yüzden o geçişte tabii hem sizin dediğiniz o yapılaşma oluyor, o yapılaşmanın yani yapılanma oluyor. O yapılanmanın içerisinde bu başarı başka türlü bir popülerite getiriyor futbolu. Tabii öncesi 54'te yine aslında tek maç İspanya'yla avaj olmadığı için Kuvayla. Aynen meşhur çocuk demiş adını unuttum şimdi. Para atışı. Yine o da biz 2002'ye katılana kadar böyle yine menkıbe gibi bir defa katılmışız Antla bir şeydi. Evet. O dakikada 54'ün konjonktüründe bir imkan. Bir de Güney Kore'ye mesela 7-0 yeniyoruz. O yüzden de kontrol ettiğim kadarıyla istatistik olarak maç başına en çok gol atan takım Dünya Kupası tarihinde yani Gözde'den fazlaydı. Evet. Şimdi o dönem mesela gidiyoruz işte 54'te Dünya Kupası'na. İşte basketbolda bazı şampiyonlara gitmeye başlıyoruz. Basketbolda okuldan gelen işte Galatasaray'dan başka yerlerden gelen şeyi var. O tip popülaritesi iyice dünyada da Avrupa'da da artan belli sporlarda aslında Türkiye'de işin içinde daha fazla. Hatta o dönem gazetelerde spor dalı işleyişi bile ben arşivlerden falan taradığımız şeyler vardı işte o zaman nasıl işleniyor diye. Bayağı fazla. Bisiklet haberleri yapılıyor. Türkiye'de işte 60'larda falan bazı bisiklet turları düzenleniyor. Diğer sporlardan o dönem daha popüler olan sporlardan haberler yapılıyor. Ve Türkiye genel olarak spor kültürü anlamında aslında gelişmeye başlanan tohumların fena atılmadığı bir dönem. 50'ler 60'lar geçişi. Evet. Özellikle. Ve aynı zamanda ulusallaşma. İşte tabii. Sporun İstanbul, Ankara'nın İstanbul'un aslında dışına çıkması. Bu da aslında bir de aklımda yine benim soru hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan farklı olabilir miydi diye. İzmir takımı o kadar köklü olduğu için onlar birleşik bir İzmir Spor olmuyorlar. Evet. Belki olsalardı bir rakip çıkardı ama böyle bir şey olmamış. Bir de tabii bir şeyler olamamış bir Trabzonspor öncesinde. Göztepe var tabii. Bir de Eskişehir tabii. Spor. Tabii. Hatta o dönem işte Eskişehir bir efsane Göztepe. İşte Fuar Şehirleri Kupası meşhur. Oradaki başarılar. Bir de şey Fuar Şehirleri olduğu için İzmir gidiyorduk. Evet. Ve İzmir takımı. Altay'a Atletico Madrid maçı var. Babam gitmiş ona İzmir'de. Öyle mi? Valla ne güzel. Evet. Müthiş bir deneyim olsa gerek. Bizim mesela Yiğiter abi de, Yiğiter Ulu da İzmirli. O da anlatır mesela çocukluğun işte 60'lar sonra 70'ler başı. Hani hem kulüp anlamında futbol kulüplerinin aktivitesi çok yoğun. Üstelik işte Akdeniz oyunları düzenleniyor mesela 70'lerin başı. O çok önemli bir şey. Türkiye'de bir olimpiyat oyunu gibi bir etki bırakıyor ki İzmir'deki bazı birçok önemli tesis o dönemden kalma. İşte tesis yapmak, tesisin önemi, onun içindeki iyi öğretmen yani tırnak içinde söylüyorum. Öğretmen işte antrenör orada başka sporlardan. Onun oturma meselesi açısından da önemli ama bizde bir türlü dediğim gibi 60'lar 70'ler geçiş özellikle şimdi hem 60 darbesi oluyor 71 darbesi oluyor üzerine 80 yani o 30 yıl aslında o kadar kayıp ki belli açılardan. Evet. Çok önemli devamlılıklar sağlanabilecekken bu bahsettiğim işte tohumlar atılıyor ama sürekli bir problem yaşanıyor ki 70'ler özellikle bence en önemli geçişlerden bir tanesi. Yani orada çok önemli şanslar kaybediliyor. Evet. Türkiye sporunun sanırım en karanlık 10 yılı 70'ler çünkü futbolda işte 3-0, 2-0 böyle yenilme, evet. Gol atamadan sayımız var. Yine 76
Olimpiyatlarında sıfır madalya. Olimpiyatta göç de orada bir çöküşe giriyor. Hem de nasıl? Sanırım hem ekonomik bir sıkıntı var 70'lerde. Tabii. Hem bir istikrarsızlık var. Hani gitmişler bir kayıp oynayayım. 80'lerde o biraz toparlanıyor yani futbolda ve diğer sporlarda. Şimdi şey çok önemli bir şey. Yani sporcu böyle bir anda hadi kardeşim sen oyna deyip yetişen bir şey değil. O dönemde bile önemli yani. Beslenebiliyor musunuz? Bir yerde spor pratik edebiliyor musunuz? Belli bir salon var mı? Ya da işte yani sadece futbol için de diğer sporlar için söylüyorum. Futbol her yerde oynayabiliyorsunuz ama. O yüzden futbolda nispeten belli şeyler devam ediyor ama milli takım ve başarı anlamında uluslararası rekabet anlamında çok geriye gidiyoruz gerçekten. O dönem işte sizin dediğiniz gibi yani 70'ler meşhur petrol krizi bütün dünyayı etkiliyor. Türkiye'de tabii ki etkileniyor ve ciddi siyasi buhran, ekonomik buhran derken zaten gidişat darbeye kadar giden bir dönem. O dönemde şöyle düşünüyorum. Nerelerde gidiyoruz? Mesela Türkiye basketbol tarihinde şeyler devreye giriyor. Ve voleybol tarihinde bugüne kadar gelen bazı müesses takımları devreye girmeye başlıyor. Yani ekonominin aslında belli yerden çıkmaya başladığından ki özel kurumların, müesseselerin girişi benim çocukluğumda en önemli şeydi. Müessese kulübü mü, gerçek spor kulübü mü diye böyle tuhaf bir ayrım vardı. Şimdi aslında o ayrım pek kalmadı çünkü müessese kulüpleri zaten sporun en önemli yetiştirici kulüpleri haline geldi birçok sporda. Özellikle basketbol ve voleybolda. Ki o dönemden geçişte işte zaten Efes'in, Eczacıbaşı'nın temelleri 60'lar, 70'ler o dönemde atılıyor. O dönemde bahsedebileceğin en olumlu konulardan bir tanesi de bu. Çünkü o dönemde atılan bu tohumlar aslında sonrasındaki 90'lar, 2000'lere bugüne gelen belki de devamlık arz edebilen nadir spor kulvarlarından bazılarını oluşturuyor. Tam da voleybolda işte Avrupa şampiyonluğu falan derken hakikaten hani 70'lerde Eczacıbaşı'nın attığı bir tohum var. Evet. Eczacıbaşı domine ediyordu bu işi. Aynı şekilde basketbolda da hani muhtemelen Efes Pilsen'de iten aslında 70'lerde Eczacıbaşı'nın domine ediyor olması. Tabii. 80'lerde Efes Pilsen'le Eczacıbaşı daha çok yarışır hale geliyor. Tabii başka Karşıyaka'nın şampiyonu var, Galatasaray'ın şampiyonu var da hani 2003'te takımı. Ben çocukken de işte Eczacıbaşı çekilmişti basketboldan. Bayağı bir değil mi? İnsanlar da şey yapmıştı bu. Yani çünkü bu kadar bir dokunç bir takımdı ama basketbol kendini sürdürebildi. Tabii. Efes Pilsen'in başta olmak üzere altyapılarda. Tabii. Yani şimdi mesela üniversite kulüplerinin gelişi şöyle çok önemli. Devlet, Dünya Savaşı'ndan sonra birçok sporda işte belli statlar yapılıyor. Şimdi birçok stat biliyorsunuz uzun dönemler stadyumlar beden terbiyesine ait. Yani gençlik spor genel müdürlüğü. Yani bunu Ali Sami Yen'de işte çünkü teşvikiyle belli yerlerde statlar hatta belli şehirlerde aynı tip salonlar vardır. Böyle hafif şey, yarım evet, silindir. Evet, evet. Yani Mersin Edip Buran da öyledir. İzmir'deki eski bazı salonlar da öyledir. Gidersin Uşak'taki salon da öyledir. Çünkü öyle yapılmıştır. Devlet sübvansiyonuyla yapılır ki yani oralarda bu sporlar devam edebilsin, yaşarsın. Hatta amatör sporları, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi genel spor kulüplerinin, gençlik kulüplerinin amatör branşı adı altında isimlendirilen dallarına teşvik edilirler. Yani buralara mutlaka yatırım yapmaya devam edin. İşte devlet orada devreye girer. Çünkü sporun gelişimi sonuçta önemli addedilir. Bir de biz Sovyet bloğuna yakınız. Sovyet bloğunda o öğreti çok olduğu için bize de sonuçta bir etkileşimle geçiyor. Her ne kadar Amerika ile de bir yandan orada başka türlü ilişki. Amerika için önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden o dönemde Eczacıbaşı'nın voleybolda hatta basketbolda devreye girişi başka ekonomik güçler oluşturuyor. Yani devletin sübvansiyonu olmadan ki orada da sonuçta vergiler başka şeyler var ama ne olsa olsun halkla olan başka türlü bir ilişki de yaratıyor. O açıdan çok önemli. Bir de şey var o dönemde onu unutmadan söyleyeyim çünkü unutursam üzülürüm. 60'larda 70'lerde nispeten ekol olarak iyi giden şeylerden biri özellikle 70'lerde koşu, maraton, oralarda uzun mesafe koşu. Bu ülkenin zaten toprakların DNA'sında olan bir şey aslında. Belli toprakların. İşte İsmail Akçay gidiyor 68'e mesela madalya olarak geçmez. Evet. Ama madalya kadar değerlidir. 68 Meksiko City'de maraton dördüncüsü olur. Yani inanılmaz bir başarıdır bu arada. Çünkü Afrikalılar devreye girmiştir. İşte efsane Abebe Bikila'lar diğerleri Etiyopya, Kenya devreye girmiştir. O dönemde gelen bir dördüncülük. Yani bu 30'larda 40'larda Afrika ülkeleri yokken alınan bir dördüncülük değil. O yüzden aşırı kıymetlidir. Ki sonrasında zaten hep bizim çocukluğumuza da çok evet, sirayet evet, etmiştir. Vardır. Böyle 5000, 10.000'ciler, maratoncular çok çıkmıştır erkeklerde de kadınlarda evet. da. Mesela o bir hoş bir devamlıktır. Ama mesela çok fazla da imkanlar bularak değil, Türkiye'nin genel ekonomisinin gereği tesise ihtiyaç duymaz ya. Uzun mesafe koşuculuğu. Kastı galiba. Evet işte onun için. Erzurum, Kars'tan ciğerleri güçlü. Hani şey gibi. Uzun mesafe koşusu evet. bir de şeyde ihtiyaç duymaz ya bir stadyumda piste evet. koşmaya. O yüzden yani yetiştiği yerden yetişiyor zaten. Yani devletin bir ekonomik yatırım yapmasına çok gerek kalmıyor. Hatta İsmail Akçay ile bizim İlhan Özgen çok güzel bir röportaj yapmıştı. Sokrates'e şey diye anlatıyordu. Bu uluslararası yarışmalara genelde davet olduğu zaman çünkü İsmail Akça çok başarılı bir atlet olduğu için yurt dışından masraflarını karşılayarak alıyorlar. Yoksa ben gidemezdim diyor çünkü devletten para almakta zorlanıyordum. Hatta devlet mutlu olurdu diyor. Yani ben onlara yük olmadan gidebiliyorum diye yurt dışına yarışmaya ve ülkeyi temsil ediyordum diyor. Bu mesela meseleyi anlatıyor. Bu kadar başarılı bir atletin bile orada destek bulmakta zorlanması bile aslında birçok spordaki durumu 70'lerdeki çöküşü ekonomiyle çok bağlantılı olduğunu anlatıyor açıkçası.
Bir de hani Eczacıbaşı, Tespihistan gibi özel şirketlerin yanında doğrudan devletin kamu kurumları, bankalarının şeyi var. Evet. Mesela güreş, boks vesaire bunlar aslında belediye ve hala da öyle gidiyor. Belediye ve tabii. Devlet takımları. Tabii yani. Devletin çeşitli kurumları. Tabii o dönem zaten spor modeli olarak yani Yugoslavya bunu çok yapıyor. Yugoplastika dediğimiz efsane basketbol takımı aslında. Yugoslav resmi plastik şirketi yani devletin kurumu. İşte Metalurgia mı bir takım vardı. Handball'da hep Avrupa şampiyonu olurdu Yugoslavya'dan. O da Yugoslavya metal şirketi. Bizde de Türkiye'de de yıllar içerisinde o dönemde devlet kurumlarının ya da devlet bankalarının, kamu kurumlarının dediğiniz gibi belli spor kulüplerine ya da belli spor dallarına desteği olmadan zaten yaşaması evet. Neredeyse imkansızmış gerçekten. Evet. Ki sonradan bu devam da ediyor. Daha belediyeler dediğin gibi devreye giriyor. Yani siyaset-devlet ilişkisinde tabii işte tek partiden demokrasiye geçiş ve oradan devletle spor ilişkisi çok paralel giden şeyler. Çok girift ilişki yaratıyor gerçekten. Zaten bu 80'lerde başka boyuta geçiyor. Evet, 80'ler işte Özal, özelleştirme, evet. İşte neoliberal dönem ve aslında sporun da buna adaptasyonu. Sanıyorum şey var, hani Özal'ın 80'lerde bir finans sistemi vardı işte. Merkez Bankası'na, Amerika'dan çok eğitimli falan evet. Getirdi vesaire. Aslında bunun futbol Özal'ın gibi prensleri, Semra Özel'i papatyaları değil mi? Futbol olarak sanırım Şenesazik de bir prens. Doğru. O çok önemli bir isim bu arada Şenesazik. O dönemde şöyle bir şey oluyor en azından ama belli kurumların başına evet, yani siyaseten bir şey diyemem ama spor kurumlarının özellikle mesela futbolu özelleştirme çabası başlıyor. Evet. Bence o çok önemli bir çaba evet. Ama sonradan sekteye uğruyor maalesef. O şu an siyasetin en fazla evet. Girdiği yer. O zaman da girilmeye çalışılıyor ama Şener Serzik orada bir özel futbol federasyonu evet. Kurma çabası bence en önemli konulardan biriydi. Bir süre başarıldı ama sonradan olmadı. Çünkü o kadar büyük bir pasta oluştu ki. Zaten o neoliberal geçiş, ekonomik geçiş dünyada çok büyük etken yaratıyor. İşte bugün Amerikan profesyonel sporlarının bu kadar bazılarının yukarıda olması da 80'ler geçişi bambaşka bir etki yaratıyor. Ronald Reagan ve işte neoliberalizm politikalar. Bireysellik, bireyselcilik, bireysel yıldızlar, ekonomik pazarlama, yayın hakları, televizyon, bütün bunlar aslında Türkiye'de 80'ler 90'lar geçişinde çok büyük etki yaratıyor. Can abiyle bir sohbet etmiştik, Can Kozanoğlu'yla 80'ler üzerinde. Hep şey diye anlattı, 80'lerin başında bankerler Türk halkını kazıklamıştı, 80'ler sonunda bir daha kazıklayabilirler. Yani 10 yıllık hikayede bu çok önemlidir der. Yani anlatır bunu, gülerek anlatır ama hani aslında çok acı bir hikayedir. O ekonomik geçişi buradan anlatır, aslında başka bir yere gider. İşte bugün de Çiftlik Bank aynı şeyi yapıyor. Aslında o 80'lerdeki bazı, nasıl desem, oluşan kötü kökler hala devam ediyor. Yani iyi şeyler oluyor belli ama mesela Özal'ın politikasında, Özal ve şeyin politikasında bir şey çok öne çıkıyor. Geçmişten gelen bazı var olduğumuz sporlarda, ekonomi kötü olsa bile var olduğumuz sporlarda işte atletizmden bisiklete, ne bileyim birçok bazı sporlarda çok geriye gidiyoruz. Çünkü futbol çok büyük kitlesel etki yaratıyor ve kitlesel etkisi olan büyük sporlara yönelme var. Bunda olimpiyat oyunlarındaki bazı sporlar da var. Zaten Naim Süleyman'ın işte o Bulgaristan'daki şeyle beraber yıkılışla ya da Doğu blokunun yıkılışıyla beraber iltica etmesi, Türkiye'ye getirilmesi de Özal'ın ve yönetiminin ayrı bir yandan pozitif etki ama getirilme hikayesi de çok enteresandır. Orası Türkiye'nin evet. Spor hikayesinde pozitif ama bence negatif olarak çok büyük etki. Özal'ın spor ve bir ilişkisi de Demirel'in hani futbol işte Fenerbahçe'de olduğu, Beşiktaş'ta olduğu rivayetler arasında tamamen hani din ve devlet işini ayırmak gibi hani spor ve siyaseti ayırmak gibi hani Ecevit'in falan. Özal ilk kez açık olarak hani siyasi ranta çevirme planı var. Bir Naim Süleyman'ın getirmesine siyaset çok ön plana çıkıyor. Sevda Özal çok ön plana çıkıyor ve hani işte Monaco maçını izlemek öyle gitmişti. Hani aynen. Aslında tabii sadece Özal değil o dönem dünyada da başlıyor bir trend. Ama Özal zaten dünyadaki trendleri çok iyi tabii, takip eden dünya trendlerinin doğal sonucu olarak hani dünyada da benzer bir şekilde oldu. İşte zaten sonra tabii daha tuhaf şey oldu. Berlusconi'nin Milan başkanından Forza İtalya diye İtalya. O inanılmaz. Çok İtalya'ya da özgü bir hikaye evet. Ama. Yani İtalya'nın o kendi içindeki dinamiklere çok uygun da bir hikaye ama. Evet. Yani biz Türkiye'deki spor tarihi açısından aslında Cem Uzan'da olamamış bu bakımdan Berlusconi. Yani çünkü evet. siyasette evet. Başarılı olsaydı bir de. Sanırım başka yerlerde yaptığı hatalarla beraber gelinen bir çöküş var orada tabii ki ama yani ben şey hatırlıyorum. Neredeyse Genç Parti'yle evet. Türkiye'nin başına geçecek gibiydi. Yani o dönemde mesela şöyle düşünüyorum nasıl bir geçiş var diye. Bence televizyon çok önemli bir etki yaratıyor. Özellikle 70'lerde Dünya Kupası ilk yayınlanıyor. İşte bizim evdeki televizyon hatırlarım o zaman babam uğraşmış. Sırf ben bir 74 Dünya Kupası izinliği almış. 74 Dünya Kupası çok büyük bir etki yaratıyor. Türkiye dünya spor tarihi için de öyle. İşte 64 Tokyo galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk küresel yayının yapılabildiği şey. Türkiye ulaşmıyor. 68 ile başlıyor ama 72 mini olimpiyat oyunları Türkiye'nin galiba izleyebildiği ilk şey oldu. Yunan televizyon çekti. Evet. İçin İzmir'de falan izlenmiş. Evet, aynen. Ama 80'ler özellikle başka bir etki yaratıyor. Çünkü 80'ler Türkiye'de televizyon yayın anlamında daha fazla yayın var. İşte renkli televizyon mevzusu yayılmaya başlıyor. Ve spor kültürü açısından, Türkiye'deki spora etkisi açısından da işte futbolun daha fazla izlenebilmesi. Ama mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. O zaman genel spor kültürü çok daha fazlaydı.
Nedir o? Herkes Wimbledon şampiyonunu ya da Roland Garros şampiyonunu bilirdi. Stefan Edberg, Boris Becker isimleri çok bilinirdi. İşte 70'lerden şey esprisi vardır ya, Pelle Beckenbauer evet. Şey, Komaneci. Nadia Comaneci çok bilinir 70'ler, evet. 80'ler. Bugün aynı skeç yapısı da onun ismini sayılmaz. Bir jimnastikçi sayılmaz. Bravo. Aynen, kesinlikle öyle. Geçen sene Wimbledon'ı kim kazanmıştı ya? Ulan kesin Djokovic'tir dersin. Ya da işte ya Nadal çünkü Federer hani bırakmıştı dersin. Böyle izlemediysen akıl yürüterek bulmaya evet. Çalışırsın. Ama o zaman net hatırlanır. Evet. Ben çok yadırım. Şimdi anneme sorsam 80'lerde kim diye Petkeş diye söyler. Biliyorum çünkü. O zaman çünkü bütün televizyonlarda evlerde aynı şey izleniyor. Aynı şey izleniyor çünkü. Bu Türkiye'de de biraz etki yaratıyor. Türkiye'de de televizyonla beraber bir yandan ama asıl 90'ların başında özel televizyonların açılışı başka bir yoğunlaşma getiriyor. Aslında devlet televizyonunun yarattığı spor kültürü yavaş yavaş bence erimeye başlıyor. Nedir o? Evet, birçok spora daha fazla ulaşmaya başlıyorsun ama yoğunluk, sana karasal yayından ve şey yayından verilen yoğunluk futbol üzerine çok yoğunlaşıyor. İşte özel televizyonla beraber şey çok artıyor, ekonomik değişim. Sonuçta zaten Şampiyonlar Ligi'nin kuruluşuyla yani Avrupa'daki ve dünyadaki değişimle de paralel giden bir değişim var Türkiye'de de. Ve o değişimle beraber Türkiye'nin spor hikayesindeki başarı odağı veya ilgi odağı anlamında tabii ki futbol birçok ya da belli ülkelerin daha popüler sporları var. Futbol genelde bütün dünyada popüler. Amerika kıtasını ayrı ayırıyorum yani Kuzey Amerika'yı ama onların soccer dedikleri spor. Ama bir denge oluyor. Yani birazcık her ülkenin kendi başka yoğunlaştığı olimpik sporlar ya da başka sporlarda çeşitlilik var. Çok yönlülük var. Ama bizde bayağı bir yani neredeyse böyle pastanın %80'ini kaplayacak boyuta geliyor. Evet. O çok işte şu anki aslında kutuplaşmayı da getiriyor. Oradaki pastanın büyümesi, oradaki şiddeti her şeyi arttırıyor. Bütün negatif duyguları da bir yandan arttırıyor. Evet. Pozitif duyguları arttırıyor. İşte Murdoch'la başlıyor. İngiltere'de hani Sky Sports şifreli yayın aslında. Tabii aslında şey keşfiyle beraber başlıyor. Pay TV şifreli yayınla başlıyor. Evet. Şifreli yayın aslında onun ticari yayın getirirse çok daha tabii. Aslında bu da bir icat. Tabii. Ve daha önce futboldaki temel gelir kaynağı taslatken şimdi çok daha minimal bir şey dönüyor. Ve karları bir yerde maksimize ederken diğer sporlarında hiçbir devlet desteği olmadan yaşayamaz hale gelmesi. Tabii ki. Ha, orada mesela bazı ülkeler şöyle akıllı yatırımlara gidiyorlar. Mesela İngiltere ne yapıyor? Kendi lotosunu, büyük gelirini, gelirin büyük bölümünü sporlara ayırıyor. Çok böyle büyük farklar yaratarak ayırmıyor. Ne bileyim %90'ını futbola ayırıyoruz. Hatta tam tersi futbola hiç ayırmıyorlar. Futbol kendi çünkü döngüsünü para girdi çıktı. Yaratıyor. Ama işte Olimpiyat Spor Enstitüsü kuruyorlar. Birçok sporda özel yatırım yapıyorlar. Yüzmeden şeye. Hatta ilk başta yatırım yaptıkları ve parayı ilk başta yatırdıkları yer kadınlar kategorileri oluyor. Evet. Oradan çünkü geri dönüş kadınlarda başarıyı çok daha erken geri dönüş aldıkları için birçok yerde alıyorlar onu ve onun üzerine daha fazla kaynak ayrılıyor. Evet. Zaten ekonomi büyüdükçe de lotonun geliri artıyor. Onun üzerinden başka yerlerden de gelirler geliyor. Böylece olimpik sporlarda bir deve dönüşüyor. Evet. Aslında kadın sporcuları konuşmak lazım. Ondan önce bir 90'lar geçişte başladı. Tabii. İlk kez 96. Ben dalları budaklarını biliyorum. 96'da sanıyorum ilk kadın madalyamızı aldık. Yaşan yoktu galiba. 92 Barcelona. Evet. Onda bir Naim konuşalım. Tabii Naim yaşandı o 1998'de evet. Büyük bir külttü. Büyük bir milli kahraman hikayesi. Tabii ki muhtemelen Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en güççü Türk'ü Naim Süleymanoğlu ve 1988 Seul'e geldi. Tabii bir de o hikayenin perde arkasında sonuçta biz de hatta daha Sokrates Dergi'nin ilk sayısını da işleyelim demiştik. Çünkü ilk sayımız kahramanlardı. Ve kahraman deyince Türkiye spor tarihinde ilk büyük kahraman akla gelen. Tabii ki işte Yaşar Doğu akla gelir, güreşçiler gelir. Diğer bazı takım sporlarındaki başarılar ya da bireyselden işte takım sporlarının içindeki bireyler bazen akla gelir ama Naim ismi, Naim miti başka bir boyuttadır gerçekten. İşte Time'ın kapağına, kapak olmaktan tutun. O dönemde 80'ler sonu sonuçta o perde arkası hikayede bir güç gösterisi de. Devlet makamlarına para verir, ticari ayarlayıp Avustralya'ya gittiğinde Naim'i Türkiye'ye getirmek. O dönem Bulgaristan'da sonuçta etnik bir baskı da var sonuçta Türk kökenlere. Ve onun üzerinden de gelen Bulgar Türklerine baskı da aslında bir güç gösterisi bir yandan. Zaten filmleri çekildi, senaryo yazıldı ki orada biz orada bir sözlü tarih yapmıştık. Naim'in bütün yakınlarıyla konuşmuştuk. İlk antrenörüyle oradaki köyünden insanlarla bir sözlü oral history yapmıştık. Naim Süleyman'ın Türkiye'ye gelişi ve bütün genel hikayesiyle ilgili. Gerçekten böyle acayip detaylar var ki Naim'in kendi hikayesi de o kadar zaten filme çekilecek bir hikaye oldu. Sinema filmine de çekildi ya da başka belgeselleri de yapıldı. Sonuyla kendi hani hayatını kaybedişiyle de başka türlü bir trajedi içeriyor. Drama içeriyor diyeyim. Onun üzerinden Türk spor tarihinin en büyük kahramanı desek bence de herhalde yanlış olmaz. Ya tabii ki başka başarılar oldu ama o dönemki konjonktürün içine yarattığı etki de yani şeyden koparmamak lazım. İşte bu sporlarda gold konuşulur ya. Tüm zamanların en iyisi tartışması. Orada mesela bağlamdan kopmamak için şeyi unutmamak lazım. O dönem nasıldı şartlar? Yani hangi dönemde yapıldı, etkisi neydi, o dönem yaşayan insanlarla konuşmak o yüzden önemli zaten. Bu bir salt nostaljik hissiyattan bahsetmiyorum. Hakikaten 80'ler sonu yarattığı etki bambaşkaydı. Biz olimpiyat oyunlarında bir sporda domine eden bir sporcuya kavuşmuştuk. Evet, hani, ve inanılmazdı. Yani, inanılmaz yani. Hani açık
Böyle bu kadar büyük bir fark hani hiçbir ikinci tabii. sporcuyla kolay kolay olacak. İşte vücut ağırlığının efsane vücut ağırlığının 2,5 katını kaldıran evet. bir sporcu. Bir de 70'e 92'de alıyor 96'da alıyor. Hatta neredeyse 2000'de evet. alıyordu ama işte o 96-2000 geçişi, Naim'in yaşlanması, kilo alıp verişi, kendi özel hayatındaki sorunlar, kötü alışkanlıkları derken zaten bir sporcu olarak o eski şeyden uzaklaşıyor formundan. O yüzden sıfır evet. çekiyor. Yoksa Naim her zamanki Naim olsa belki 5 altına giderdi yani evet. hayatında. O yüzden üst üste 3 altına alma kaliter de halter o zaman popüler bir spor. Şimdi halter artık sadece Türkiye'de değil dünyada da neredeyse olimpiyat oyunlarından işte çıkarılıyor. Yok olacak bir şeye geldi. Soyu tükenecek bir spor haline geldi. Naim tabii burada böyle bir yerde duruyor ki Naim'in aldığı madalya bizim olimpiyat tarihinde aldığımız 4. spordan madalya branşında. Aslında ilk altın. Güreş olmayan ilk altın. Bravo. Bir de öyle bir şey var. Yani güreş, üstü atletizm, üstü boksta madalyalar geliyor. Evet. Altın olmasa da. Ama dediğiniz gibi güreşten sonraki ilk altın evet, 88 Seul'de geliyor. İstiyatta biz güreş dışında da var olabiliriz. Hissi vardıydı. Aynen. Nitekim zaten Bulgaristan'dan göçen Halil Mutlu vesaire de tabii. halterde de dünyada önde gelen bir ülke haline geldi. Zaten adam ekol geliyor aslında. Evet. Yani nedir o? Bir öğretiyi de almış oluyoruz. Antrenörler geliyor, o antrenörler Türkiye'deki evet. antrenörleri eğitiyor. Ve aslında uzun süren, hatta kadınlar takımına kadar gidecek bir etki yaratıyor. Yani kadınlar evet. branşında da şey kategorisinde de etkili oluyoruz. Derken halterin hem milli takımların yasaklanacağı boyutta doping, sistematik doping yapar bir hale gelinmesi, yani Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Türkiye hatta bizim milli takımımızda belli şampiyonalardan diskalifiye edildik yani. Ya da o şampiyonaları alınmadılar sistematik dopingden dolayı. Böyle bir bu olunca da tabii o spor çürüyor. Evet. Ama düşünüyorum bizim spor tarihimizdeki birçok başarı evet geçmişte var ama çoğu gerçekten 90'lar sonrasında geliyor. Tabii ki bu belli bizim yaşadığımız değişim, ekonomik güç, Türkiye'nin belli ekonomik anlamda belli unsurlara ulaşabilmesi, seviyelere ulaşabilmesi de belli sporlarda elbette yükselişi getiriyor. Aslında Türkiye 90'lardaki özgüvenin bir yansıması da bir olimpiyat alma hayaliydi ama kaç defa denilse olmadı. Almak doğru olur muydu? Ya şimdi olimpiyat almanın da mega event dediğimiz o büyük organizasyonu düzenleme meselesi de artı eksi yönleriyle çok tartışılan bir konu. Bazı ekonomileri batıracak hale evet. gelebiliyor. Şimdi Yunanistan ekonomisinin aldığı darbe. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok yakın olimpiyat tarihinde Barcelona 92 hariç kar eden veya ekonomik anlamda veya işte şehir yapılanması anlamında pozitif etkisini daha fazla gören bir kent ve ülke yok. Sen de olimpiyatların evet. faizi tesis yapıyordu şehirde. Artık portatif yapıyor zaten. Çünkü yük oluyor. Evet. Bu sürdürülebilirlik meselesi yani. Devreye girdi. İşte Londra'da kullanılan, çünkü onlar handball, voleybolda çok popüler sporlar değil İngiltere'de. Onları portatif yapıp sonra Rio'ya taşıdılar mesela evet. o salonları. Şeyi söyleyelim mesela oradan erişte işte 92'de de Hülya Şahin judo ve yavaş yavaş aslında sporlarda çeşitlenme başlıyor. Çünkü sonuçta ne olursa olsun bir ekonomik rahatlama oluyor. Bir sonuçta Türkiye'de 80'ler 90'lar geçişinde işte özel televizyonlar dedik başka türlü bir her konuda refah olmasa da 90'lar böyle şu dönemki Türkiye'de aşırı bazen evet. pozitiflendirilebiliyor ya da o değerlendirilebiliyor. Orada da çok sıkıntılar var ama belli yerlerde imkanlar artmaya başlıyor. Öyle söyleyeyim. İmkanlar ve erişilebilirlik, belli şeylere ulaşmak, küreselleşme, bazı sınırların ulaşma anlamında kalkması demek bilgi ve öğrenim açısından bizim belli sporlarda da ister istemez sistematik bir yapı olmasa da gelişmemizi getiriyor. Olimpik sporlarda bir başarı var. Bunun yanında da tabii ki popüler spor, takım sporları var. Futbol ve basketbol. Evet. Peki basketboldan da bu beyaz gölgeden başlayarak 90'ların başına mı hikayesi aslında evet. basketbolda Türkiye'de? Basketbol aslında Türkiye'de çok eskiden beri var. Amerikan Robert Kolej'den gelen, YMCA ile gelen ama üzerinden tabii Türkiye'de de mesela işte 1910'larda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak basketbol şubesi açıyor. Galatasaray sonra devreye giriyor derken aslında salon sporu olarak bence asıl, ya bence değil tarihte baktığınızda asıl yükselişi genelde 2. Dünya Savaşı sonrası. Hani birçok sporda olduğu gibi. Özellikle de işte İTÜ gibi köklü okul takımlarının devreye girişi, Galatasaray Lisesi'nden gelen bir Galatasaray Kulübü'nün geleneği derken hatta Türkiye'de devlet kurumlarından bahsettik aslında askeri spor da çok önemlidir. Yani militer spor şeyi de çok devreye girer. Orada milli takım diye bir şey vardı. Orada milli takımlar aynen. Yıllarca böyle şeyleri falan vardı. Onların da spor disiplini anlamında bir şeyi oluyor Türkiye'de. Takım spordan çok. Takım spor demek orada önemli bir şey. Oradan da bir disiplin unsuru geliyor derken gerçekten şey işte Yalçın Granit'in mesela bu konuda Can Yayınları'ndan çıkan kitabı çok çok iyidir. Yani o dönemi çok güzel anlatır. Yalçın abinin hem kendi öyküsü aslında Türk basketbolunda bir yandan paylaşıyor. Adanmak. Adanmak. Yani, adanmak gerçekten öyle. Evet. Bazı sporlara geçmek için adanmak gerekiyor yani. Belli bazı figürlerin gerçekten çok büyük etkisi oluyor. Sadece Yalçın abi değil ama onun gibi figürlerin belli sporlara Türkiye'de büyük emeği var. Büyük etkisi var. İşte mesela voleybolda da Cengiz Görlü çok özel bir antrenördür. Onun etkisi çok fazladır. İşte Eczacıbaşı Geleneği ya da Eczacıbaşı'nın kurum olarak çok uzun süredir yatırım yapıyor oluşu. Ki basketbolda da bu arada etkisi çok büyüktür. Böyle böyle katmanlana katmanlana aslında özellikle belli bir Balkan göçü almak da yani Türkiye'nin sınırları dışındaki Türk kökenli bazı göçmenlerin de yavaş yavaş ikinci, üçüncü kuşakların devreye girmesiyle Türkiye'de yetenek havuzu da genişliyor. Yani. Özellikle basın, aynen. Mesela Bursa'da meşhurdur yani
bazı mahalle ya da Trakya'dan ya da dediğin gibi İstanbul'da hani Yıldırım Spor mesela efsanedir o konuda. Ya da işte Bayrampaşa çok önemli bir sporcu havuzu yuvasıdır. Özellikle genetik olarak basketbolda çok fazla oyuncu çıkmıştır. Ve onunla beraber bence 90'ların başına itibaren Türkiye Futbol Federasyonu beraber Basketbol Federasyonu'nda işler çıkarıyor. Yani doğru işler yapıyor. İşte Türkiye Final Four getiriliyor. Milli takımda veya işte kulüp yapılarında belli atılımlar yapılıyor. E zaten Anadolu Efes'in yani Efes Pilsen ismiyle bildiğimiz takımın 90'lardaki Aydın Örs, işte Beyaz Gölgeli'nin. E 80'lerde tabii hem bir Balkan şampiyonluğu var milli takımda, hem o özgüveni alma anlamında söylüyorum. Hem Challenge turnuvası dediğimiz o turnuvada başarılı olmak, Avrupa şampiyonası gitmek, hem de televizyon yine etki ediyor. Beyaz Gölge dizisi, yani Beyaz Gölge lakabının geldiği dizi, White Shadow dizisi. Bunlar kültür olarak 80'lerde basketbolu bir anda yukarı itiyor. Üstüne 90'larda kulüplerde Anadolu Efes'in yani Efes Pilsen'in üst üste başarıları, final, Koraç Kupası derken gençlerin Türkiye'deki işte sonuçta erişilebilir, televizyondan da izliyorsunuz, gazetelerden de okuyorsunuz. Çocuklar, aileler çocuklarını basketbola, işte sonra voleybola yönlendirmeye başlıyor. Belli sporlarda sonradan halterin yarattığı etki veya zamanlı ta eskiden güreşin yarattığı etki gibi kitlesel aslında bir şey oluyor, devinim oluyor. Orada bir hareketlenme, dalgalanma oluyor. Bu basketbola çok etkiliyor. Yani basketbolda müthiş bir altyapıda hareketlenme oluyor ki bunların arasında ben de varım mesela. Ben de 90'larda ailem, zaten benim 3 abim de basketbolcu bu arada. Yani beni de önce Çukurova mesela. Orada desantralizasyon da var. Bence basketbolda santralize olma durumu daha da az nispeten eskiden. Mersin'den işte şey Çukurova'ya sayabiliyorsunuz Tarsus'tan. Adana'dan Çukurova Birliği. Beslen var. Beslen sayabiliyorsunuz Antep'ten. Birçok farklı. Farklı. Bursa var, İzmir ekolü var. Ankara'da inanılmaz şey çıkar. Antalya, yani Türkiye'nin birçok farklı yerinden işte Karadeniz'i vardır bunun. Belli basketbol şeyleri mesela oluşuyor. Mesela bu doğal kendi habitüsü olduğunu gösteriyor basketbol. Aynen. Kendi başına yaşayabileceğim bir şey. Çünkü hevesli insanlar. Kesinlikle. Belki onun hevesli de insan maddi karşılığını almıyor ama o hevesini yaşamak istiyor. Bir de üst yapıda da doğru yönetim olunca o da çok önemli. Başarı gelince üstten altta da bir dalgalanma oluyor. Ha kesintiler oluyor. Basket, yani sonra futbol tabii bir şekilde devreye giriyor. Futbolda o maddiye kaynağın akışıyla beraber 90'larda sonuçta Galatasaray'ın o 4 yıllık hikayesi çok önemli. Yani UEFA Kupası şampiyonuna giden, Türk futbol tarihinin acayip devamlılık, süreklilik gözeden. Yani ilk 4 senelik şey anlaşma imzalanıyor Fatih Terim'le. Daha 5. haftada kovulma dedikoduları çıkıyor. Çok iyi başlamıyor hatırlanır. Ama sonrasında gelen o UEFA Kupası süreklilik istikrar açısından nadirdir. O takımın çekirdeği çünkü devam eder. Üstüne Fatih Terim 4 sene çalıştırır. Hangi Türk teknik direktör şu an bile 4 sene bir takımı çalıştırıyor? Böyle bir ekol haline gelmişti ama devamı gelmedi. Türkiye'de sporda genel unutulan unsurlardan biri tabii ki belli sabırsızlıklar var. Belli kısa vadeli çözümler var. Bu çünkü belli değişim demokrasi kılıçları var. O demokrasi kılıçları var. Değişim çok sert ve kısa sürede olabiliyor. O yüzden herkes de kısa vadede bir şey ulaşmaya çalışıyor. Uzun vadeli istikrar, sürdürülebilirlik, süreklilik içeren unsurlar ve hikayeler nadir var. Olanlar da zaten bugün baktığınızda tabloda çok net yerlerini alıyorlar yani. İşte basketbolda evet kesintiler var ama sonuçta ne olursa olsun belli yerlerinde süreklilik var. Yani devam eden köklü kulüpler var. Devam eden köklü yapılar var. Onların etkisiyle korunmuş bir çekirdek var. O devam ediyor. Ama mesela yok olmayı üstlenmiş veya etkisini yitirmiş bazı sporlarda görüyorsunuz. Oralar çok ağır kesintilere uğramış ve sürdürülebilirlikler. Yani mesela bazı kulüplerin Türkiye'de futbolda yok oluşları söz konusu. Basketbolda da öyle mesela. Ekonomik yapıda o sürdürülebilirliğin, şey sürekliliğin ve istikrarın olmadığı yerlerde zaten çöküşü görebiliyorsunuz. Evet. Peki şeyle konuştuk biz hani 2010'lar diyelim. Tam 2010 döneminde atletizmde Türkiye çok büyük bir ivme kazanmıştı. Olimpiyatta altın aldık, çok sevindik ama sonra tamamen bir Potemkin köyü gibi bir doping düzeyinden kurulduğu anlaşıldı. Ve aslında bugün de hani yokmuş gibi davranılıyor. Hani o da çok aslında aşağıda çeken bir süreç oldu. Evet. Ya şimdi mesela... Tabii Rusya, tabii doping zaten dünyada da bir sorun. Rusya bunun en şey örneği. Tabii. Hani Türkiye'de bunda öne gelen bir ülkeydi. Aslında hani bu tarzda çok fazla hani yüzleşmedik. Yüzleşme kelimesi çok önemli bence de. Ne kadar yüzleştiğimiz gerçekten en büyük soru işareti bence de. Yani Süreyya Ayhan belki Türk spor tarihinin en büyük başarısı dedik. Mesela o listede direkt yer alabilecek bir isimken şu an sayamıyoruz. Neden? Hikayesinin içinde doping var. Gelinen noktada ondan ilham kaynağı alıp belki de mirasını devam ettirecek atletler. Ondan sonraki 2012 Londra'da aynı mesafelerde doping yaptılar. Şimdi bu hikayede devletin veya spor yönetiminin etkisi yatsınamaz. Bu sadece sporculara yüklenecek bir doping kültürü vakası değil. Neden? Çünkü siz ödül ceza sistemini böyle kurduğunuz sürece, yani mesela en ağır hikayelerden biri Mersin'deki Akdeniz oyunları hikayesidir. Birinciye verilen altınla ve o dönem başarıya altına verilen ödülle değil daha doğrusu altına verilen ödülle, devlet ödülü işte Cumhuriyet altını falan veriyor ya evler mevler. İkinci ve üçüncüye verilen arasında büyük fark vardır. Bazı şeyleri izleyin o günden, bakarsanız görürsünüz mesela teniste bazı maçları izleyin. Sporcuların nasıl strese girdiğini görüyorsunuz, nasıl o baskıda. Çünkü birincilikle ikincilik arasındaki ödül farkı, bazı sporlarda para ödülleri çok önemli. Yani futbolda, basketbolda sporcular
Profesyoneller kendi kontratlarından iyi paralar kazanıyor olabilirler. Milli takımda o strese daha farklı bir, daha ulus baskısı altında kalıyor olabilirler. Ama burada bireysel baskı çok daha büyük. O yüzden doping ve performans arttırıcı ilaç meselesi oralarda çok yükseldi. Siz ne kadar bunun üzerinden sadece başarıya ulaşmak üzerinden kurarsanız kültürü, başarı ulaşamazsınız, o sporda var olamazsınız, bakın para kazanamazsınız veya siz hayatınızı idare ettiremezsiniz de gelirse doping yapıyor sporcular genelde. Bu bir psikolojik testlerle bile, geçmişten anlatılan hikayelerle bile kanıtlanmış bir şeydir. Yani hiç doping yapmayıp bir şey kazanmamayı mı tercih edersiniz? Ama doping yapıp bir altın madalya mı? Genelde bunun geçmişten psikolojik testlerinde şey çok yukarı çıkar. Bu insanın doğasında olan bir şey. O dürtüleri yok etmek için sporun sadece kazanmak kazanmamak üzerinden tanımlanmasıyla ilgili bir sorunumuz var. Ve bunun devletin ve ülkenin milli gururu olma meselesi, yani oradaki bağlantıyı çok daha doğru kurmak gerekiyor. Evet, çok büyük bir gurur. Ülke kimliklerinde, ulusal kimliklerin inşasında spor çok önemli bir yer tutuyor işte. Sovyetler örneğini verdin. Amerika Birleşikleri'nin zaten kültüründe çok yer alıyor Avrupa'da ama bunu daha sağlıklı bir yapı üzerinden görmek lazım. Sadece bizle alakalı bir sorun değil, dünyanın genel sorunu. Bununla ilgili mesela işte Faust'un Altını diye nefis bir belgeseli vardır şeyin. Michael Phelps'in öncülüğünü yaptı ve kendisi de konuşuyor. Yani o 4 yıllık döngüde yurt dışındaki birçok sporcunun da başarı baskısı altında nasıl depresyonla, anksiyeteyle, mental sorunlarla uğraştığını, o baskıda kiminin dopinge yöneldiğini, kiminin başka problemlere, kötü alışkanlıklara yöneldiğini gösteriyorlar. Düşünsenize Türkiye'de bunların hikayeleri bile daha az yapılıyor. Yani Süreyya'nın hikayesi öyle detaylar var ki sadece Süreyya günah keçisi ilan edip bu işi çözmüş olmuyorsunuz. Bunu genel bir yüzleşmeyle oraya geleceğim, o yüzden çözmek gerekiyor. O da kurumsal bir mesele. Kurumsal bir mesele. Yani sporun genel ülkedeki politikası ve yönetimiyle de bağlantılandırılmak gereken ve o dönem yöneticilerin de kendileriyle yüzleşmesi gereken konular. Ha mesela biz şeyi unutmayalım orada, yani iki Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğü var. Euro 2008 futbolun başarıları var. Kulüpler seviyesinde belli dönem Avrupa Kupalarında iyi gidişler var. Ama kesik kesik ve bir yapının, bir sistemin üzerinden gelen karşılıklar değil de belli daha müstakil karşılıklar olduğunu görüyorsunuz röntgeni iyi çekerseniz. Evet, bu da aslında kişisel bir başarı deyince de tüm olimpiyat altınları içinde Naim bir kenara belki müstesna bir evet. Altın herhalde Mete Gazoz'unki. Tabii. Bir de Mete'nin okçulukta alması bunu. Aslında okçuluk sporun Türkiye'deki hikayesine bakıp daha iyi anlayabileceğiz. Üstelik Mete'nin kendi ve aile hikayesine bakıp da daha iyi anlayabileceğiz bir konu. Hem Mete ve ailesinden kaynaklı kendi kariyerini ve ailesinin onun çocukluğunu yönetişiyle beraber gelen bir bireysel yükseliş hikayesi var. Hem de Uğur Erdener'den gelen aslında Türkiye'de okçuluğun varoluşu, bir yapının da içine dahil olan aslında bir süper akıllı, yetenekli, özgüveni yüksek bir çocuğun da, gencin de aslında dahil evet. Oluşuyor. Bir harman, doğru harman oluşuyor. Biz aslında evet. Olimpiyat madalyada konuşuyoruz. Bir de şanslı dördüncüler var. Kimsenin bir şey yapmadığı evet. Bir bahsettin. İsmail Akçay'ın dördüncülüğü. Evet. Çok hani altından kıymetli evet. Belki. Bir de 96 ve 2000'de aslında bu okçuluk kadın takımının tabii. İki tane bir dördüncülüğü var. Evet. Aslında takım evet. Sporunda hani voleybolda ilk kez takım sporunda bir evet. Madalya bekliyoruz. Aslında bu 96 ve 2000'de olamamış bir şey. Ki o dönem etki yaratıyor aslında. Yani çok konuşuluyor ama madalya olsa yaratacağı etkisi çok daha büyük olacaktı. Ki okçuluk gibi çok geleneksel, teknik, belli eğitim ve miras geçişi gerektiren bir sporda, yani neden Güney Kore hep başarılı? Çünkü belli bir kültürleri var ya da belli ülkeler başarılı. Türkiye'nin oradan Mete'ye gelen hikayesini orayı yok etmemek lazım, orayı saymak lazım. Ama sonuçta Mete de belli bir yapının üstüne başka taşlar koyuyor kendisi ve çevresi. Bir yandan işte orada Yasemin, Ecem Anagöz var, kadınlarla başarılı. Şimdi takımda mesela dünya ikinciliği aldık. Sadece Mete'yle sınırlı kalmaması bence orada önemli. Gerçekten gelinen noktada bir de kadınlar boksunda, kadınlar boksunun başlaması, hemen Türkiye'nin kadınlar boksunda karşılığı alması da çok önemli. Bu senazların hani buradaki başarısı ki başka sporcular da geliyor. Çok çok önemli. İşte şimdi yine mesela güreşte Yasemin Adar gibi, yine en son şampiyon Buse Torun gibi. Bunlar önemli. Türkiye spor tarihinin son 10-15 yılında bahsedebilecek belki başka başarılar da var. İşte 2010'larda gelen takım sporlarında, basketbolda, kadınlarda Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu, Galatasaray'ın Euroleague şampiyonluğu var. Ya kadınlar sporlarında yaptığınız yatırım erkeklerin onda biri bile olsa başarıyı 10 katı alabiliyorsunuz. Bu önemli kanıtlardan bir tanesi. Üstüne yine hem Anadolu Efes'in çifte şampiyonluğu, onun öncesi Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonlukları. Ha burada soru işaretleri, bu başarıların içerisinde Türk sporcunun etkisi nerede? O zaten en büyük parantez içinde konu olarak duruyor. O başka geniş bir programın konusu. Ama son gelinen noktada zaten herhalde Naim'den başladığımız o son 30-35 yıllık hikayede en önemli gelinen zirve noktası da kadın voleybol miydi? Evet. Yavaş yavaş zaten son tamamına geldik. Hani öyle bir tamamlayacağız. Çünkü bu birçok kişi ilk kez olimpiyat oyunlarında fark etti. Çünkü insanlar
birden işte milli başarı var diye izlemeye başladı. Türkiye'de genç kızlar tabii onun için bir gender şeyi de kazandı. Fakat aslında tabii bu Cengiz Gönlük'ten başlayan, Eczacı Başı'ndan başlayan aslında bir hikayenin yavaş yavaş kemale ermesi diyebiliriz. Tabii. 2003'te de bir Avrupa ikinciliği var vesaire ama hakikaten bir yükseliş hikayesi yani. Tabii ki. Bu nasıl bir özetle 20-30 yılını? Net katmanlı bir hikaye. Yani sadece işte bir anda bir yazda böyle her şey bir araya geldi ve başarı geldi gibi değil. Evet, bazı belki eksik parçalar tamamlandı veya işte bazen çünkü çok iyi yapılar kurarsınız. Çok iyi sporcular vardır, çok iyi bir koç vardır. Ama altın en büyük madalya bir türlü gelmeyebilir. Bu bazı sadece Türkiye'nin voleyboldaki hikayesiyle ilgili değil, geçmişten dünyadan birçok hikaye bulabilirsiniz böyle. Şey denir hatta, perdan manyifik yani. Fransızlar sever öyle hikayeleri. Muhteşem kaybedenler, bayılırlar yani. Biz de Sokrates'te incelerken böyle sonuna kadar gelen, uğraşan, bir türlü başaramayan, bazen işte NBA şampiyonluk yüzüğü için son anda kontratından vazgeçip başka yıldızın yanına giden sporcular gibi o yüzük veya kupaya altına ulaşma meselesi. Ama o mesela sporcunun kariyerini kötü mü çıkarır? Hayır. Ama en büyük başarıya ulaşmak, zirve başarıya ulaşmak başka bir yere getirir. Onunla ilgili bir. Sonuçta sporcular ne olursa olsun sadece kazanmak, kaybetmek üzerinden görmemek gerekse de demin konuştuğumuz gibi sporu. Bir noktada belli bir başarıya ulaşmak için bu kadar çabalıyorlar elbette. Sadece o yapının içinde bulunmak için değil. O yüzden de son yaz elde edilen 3 altın diyeyim, 3 kupa ya da 3 büyük başarı üst üste 2,5-3 ay içerisinde belli şeylerin üst üste konması üzerinde son olarak bazı eksiklerin tamamlanmasıyla gelen. Bazı yapıda bağlantıların zedelenmiş ya da kurulmamış bir iki hattın, hani elektrik vardır ama tam aydınlanmaz ya, o aydınlığın tam oluşması için işte Melissa Vargas gibi bir ek kazanan bir oyuncunun gelmesi, ek bir gücün. Üzerine Santarelli'nin oyuncu ilişkilerinde daha taze bir yapıda olması. Sonuçta Guidetti de çok büyük antrenör. Santarelli de çok önemli bir antrenör. Ama işte öyle bir yapı oluştu ki doğru bir zamanda. Zamanlama çok önemlidir sporda, her anlamda. Sporun saha içindeki pratiğinde de çok önemlidir. Yönetiminde de çok önemlidir. O yüzden burada çok doğru bir yapı üst üste şey bir araya geldi. Ama oraya gelene kadar her katta birilerinin emeği var. Yani işte en son Guidetti'nin kaç yıl, yani biz hangi yapıda bu kadar uzun süre çalışan bir antrenör gördük milli takımda ve belli bir kulüp takımımızda, yani 10 küsur yıl. Genelde spor tarihinde över işte Alex Ferguson bilmem kaç yıl çalışmış diye 20 küsur yıllık bir takımda. O tip bir devamlılıkları bizde çok zor görürüz. Ama olduğu anda da doğru devamlılıklar, doğru işbirlikleri nasıl sonuç veriyor görüyoruz. Tabii ki Cengiz Gönlü'den, Eczacıbaşı'nın yatırımlarından, Vakıfbank'ın, hatta diğer kamu bankalarının kurumlarını, Emlak Bankası, işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın her zaman voleybolda varlığı, ne olursa olsun varlığı. Bazen ilk çıksa da ekonomik olarak, yatırım olarak. 2000'lerin sonu, 2010'ların başı, ne olursa olsun Mehmet Ali Aydınlar'ın kadınlar voleybolunda Fenerbahçe yatırımı çok önemli. Orada bir iddia koymak, hedef koymak. Yani Eczacıbaşı ile Vakıfbank'la mücadele etmeye çalışmak. Kitlesel olarak da gençlik, yani büyük kulüplerin devreye girmesi çok önemli. Her zaman. O yüzden voleybol orada aslında her şeyin üst üste kimilerinin başkalarının emekleriyle de buraya gelinen bir noktada. Yani 2003 Avrupa Şampiyonası'ndan da hatta başlayan bir milli takım hikayesiyle. Ya bu işte Avrupa Şampiyonası'nda işte Cumhuriyet'in 100. yılına adanmak gibi. Çok, çünkü orada da bir gender'in kadın şey deyince çok daha bir sinerji oldu. Tabii. Hani sanıyorum da programı tam olarak pozitif nokta. Dinlemesine karşı bu pozitif nokta bitirebiliriz. Şimdi çok çok pozitif bir notla geliyoruz. Bu bir devamlılık ve süreklilik istikrar hikayesi. Hep söylüyorum yani kadın voleybolunun şurada milli takımda elde ettiği başarılar. Ama mesela belli yerlerde kesintiye uğrayan şeylerde bahsedemeziz mutlaka çok şey vardır. Yüzyılı anlatmak bunun üzerinden böyle... Bir de hani programda daha çok olmuş şeyleri konuşuyoruz. Olmuş şeyleri bilemiyoruz. Ya futbol için mesela en basit, en popüler spordan bahsedeyim futbolda. Şeyi konuşmak lazım mesela. Ya tabii ki konuşuyoruz ama detaylar. Yani ilk yeşil çim sahaların, antrenman sahalarının 80'ler sonu gelmesi gibi bir şeyden bahsediyoruz yani. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir yapıdan sonra geliyor bazı şeyler. Yani tesis, yani spor böyle sadece sahada gözüken, tabii ki bazen sahada olan bir hareket üzerine konuşuyoruz. Futbol veya başka bir şey. Ama onun arkasındaki dünyada o kadar önemli unsurlar var ki, unsurları total kolektif olarak görmediğiniz sürece belli şeyleri yapmak, o sporlarda var olmak, işte diyoruz ya voleybol ülkesiyiz. Neden bu iddiada bulunabiliyoruz? Belli yapıda belli taşlar oturmuş durumda. Onun üzerine doğru taşlar konmaya devam ediyor. Evet, gerçekten bir kurumsallık üzerine oturuyor ama... Evet, voleybol ülkesi miyiz değil miyiz tartışılır evet, hala ama evet. Bence o yolda çok doğru ama gidiyoruz. Kurumsallık evet. Var ama evet. Kurumsallık Türkiye bir günde bittiği için de bir zaman önümüzü tam olarak görüyoruz. Mesela şimdi güreş ülkesi diyebiliyor muyuz? Evet, geçmişten beri büyük bir güreş ülkesiyiz ama evet hala varız ama bu hikaye tartışılır. Evet. Onun gibi düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Umarım inşallah değinemediğimiz veya den vuramadığımız insanlar veya kurumlar bize kızmazlar ama mutlaka
aslında olmuştur. Çok fazla isim geçti. Bunların bir kısmını belki insan duymuştu, unutmuştu. Bir kısmı duymamıştı. Evet. Aslında hani bu insanlara da bir nevi ismini zikretmek illa da pozitif anlamda değil. Yani kurucu insanlar hani bir rol oynamıştı, tarihte bir yer etmişti. O devamlılık içinde aslında bir tabii. mazinin bilgisinde fayda var. Türk spor tarihinde Selim Sırıtarcan'dan Burhan Fele, işte başka az bilinen isimde kahramanlar da var. Mesela Galbi Sakarya'dan birçok başka spor kahramanına gidebilirsiniz. İşte en son oradan bitireyim. Bir başarı öyküsü. Almanya'nın başarı öyküsü. Ama sonuçta Almanya Dünya Kupası'nı kazandı basketbolda. Tarihi başarı. Onlar tarihten ilk defa dünya şampiyonu aldılar. Bu başarının bir istikrarının ya da bir sistem oluşmasının başında Yakovos Bilek adlı Türkiye'den giden ve etnik kökeni farklı olan, buradaki etnik azınlıktan ama Türkiye'de doğup büyümüş ve 1950'lerde 6-7 Eylül'den sonraki olaylardan sonra Türkiye'de yaşadığı sıkıntılardan dolayı Almanya'ya burada iş bulamadığı için giden bir basketbol adamının aslında attığı köklerle oluşan bir yapı. Almanya basketbolu yok yoksa. Yani o ilk milli takım antrenörü oluyor ve 60'larda 70'lerde Almanya basketbolunun bütün tohumlarını atan insanların başına gelir Yakovos Bilek. Yani bu ülkede aslında ne hikayeler var ne cevherler var. O yüzden belki bütün isimlere değinemiyoruz ama çok zengin bir kültür var. Biz sadece potansiyeli doğru değerlendirmiş miyiz? Kesinlikle değerlendirmemiş. Bu ülkenin potansiyeli bunun çok daha üzerinde. Bunu zaten son oraya gelirsek tekrar oraya bu milli takım zaten her şeyi anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevmedik.